Yaklaşık olarak 50 tane CV, 100'ün üzerinde başvuru yaptım bütün platformlardan. Çözümsüzlük içerisinde bir tarım sektörü var. Her yıl 5000 üzerinde ziraat mühendisi mezun oluyor. Bu da ziraat mühendisi enflasyonu yaratıyor. Genel olarak bir öfkem, kızgınlığım var ama yapacak bir şey yok. Hani mücadeleye devam. Ben Burak Demel, 1990, Bursa Karacabey doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği programı Bahçe Bitkileri bölümü mezunuyum. 2020 yılında mezun oldum. Şu anda Bahçe Bitkileri bölümünde yüksek lisans seminer aşamasındayım. Öncelikle Bursa Karacabeyli olmam beni bu sektöre yönlendirmiş oldu. Yaşadığım ilçe tohum, fide üretimi, ondan sonra tarımsal sanayi alanında üretimler olan bir ilçe. Birçok bölgede tarımsal bayi olması etkiledi. Karacabey'de aynı zamanda bir köyümüz de var. Çocukluğumuz hasbelkader oralarda geçti. Yani bir çiftlik ortamında yaşamak, yani bilgisayar üretim yapmak, yani yan tarafta hayvancılık yapmak güzel bir fikir. Ve şöyle bir şey var, ben kapalı ortamlarda ya da beton zeminlerde çok çalışamıyorum. Yani boğucu geliyor. Açık hava, temiz ortam ve arazi, saha, toprak beni daha motive ediyor. Pozitif bir etki bırakıyor. Bu beni etkiledi yani. Ben şimdi tarlada, sahada daha iyi çalışabildiğimi düşünüyorum yani. Kapalı ortamlar bana pek gelmiyor. Ben üniversiteyi ilk kazandığımda ilk işim kendi şirketimi kurmak. Temel Tarım diye bir şirket logosu oluşturdum. İşte ziraat mühendisi yazdım. İlk motivasyonum bu şekildeydi yani. İleriye dönük bir kendi işletmemi kurma hayallerim vardı. Mezun olmadan önce ben motokuryelik yapıyordum Görükle'de, Bursa Görükle'de. Mezun olduktan sonra artık dedim mezun oldum ve ziraat mühendisliği alanına yöneleceğim ve çalıştığım şirketten ayrıldım. Ondan sonra bir 2-3 aylık bir iş arama sürecim oldu. 2-3 aylık iş arama sürecim sonunda İş bulamadığım için tekrardan motokuryeliğe döndüm ve yüksek lisans eğitimine başladım. Ondan sonra tekrardan kuryeliği bıraktım. Tekrar 3 aylık bir iş arayışına girdim. Şu an kendime bir tarih koydum. O tarihe kadar iş arayacağım dedim. Ondan sonra iş aramayı bırakacağım dedim. Ben aslında kuryelik dışında birden fazla, çok fazla işte çalıştım. Birçok kurumsal firmada çalıştım. Hani ne kadar gıda sektörü de olsa ya da bir restoran zinciri mağazası da olsa bir mağazaya iş başvurusuna gittiğimde oranın restoran müdürü hemen başvuruda kariyer planını da açıklıyor. Orada mesela diyor ki işte müdürlük pozisyonunuz var. İşte 3 ay, 6 ay sonra supervisor olabilirsin şeklinde. Oralarda mesela şey diyordum hani ben ziraat mühendisi olacağım. Ben sadece burada öğrenci açlığımı çıkarmak için geliyorum. Orada biraz şey oldum hani benim ne işim var müdürlükte? Hani ben sizin anca bunun işte marul üretimini, domates üretimini alanında çalışmak istiyorum şeklinde oluyordu. Soğuk ağda bandından bonibon şekerlemeye kadar birçok ürünün tanıtımını yaptık. Dondurma oluyor işte, içecek oluyor, gazlı içecek oluyor. Birçok ürünün tanıtımını yaptık Bursa bölgesinde. Onun dışında bazı festivaller yaptık Uludağ'da, Antalya'da. Yaklaşık olarak 50 tane CV, 100'ün üzerinde başvuru yaptım. Bütün platformlardan, bütün sitelerden, yani araba satılan sitelerde dahil hepsinden. Finalde de şu an bekliyoruz. Bir sürü başvurumuz var. Ya şimdi tarım ekonomisi aldık. Tarımsal işletmecilik aldık. Ekonomi, finans üzerine az biraz da olsa bir bilgi birikimimiz olduğu için yine yönlendirme oldu. Ya ne olabiliyor bizim gıda sektöründe? Vivi parite falan oluyor. Domatesin tohumunun kendinden geçmesi. Yani onu açıklayabiliyorum yani. Abi bak bu vivi parite hani olan bir şey tarzında. Bitkiler üzerindeki anormal değişiklikler üzerinde bilgi verebiliyorum sadece mutfakta. Şu an ben ziraat mühendisliğine değer vermediğimi düşünüyorum. Hem özel sektörde. Özel sektörde şöyle bir şey var. Bizim iş başvurularında bulunduğumuz yerlerdeki üst düzey yöneticiler, müdürler ve o işletmenin sahibi ağırlıklı olarak ziraat mühendisi oluyor. Biz de ziraat mühendisiyiz. Bu alanda yani ziraat mühendisi olmasına rağmen kendi meslektaşlarına yani yeni genç yeteneklere çok fazla değer vermiyor. Yok asla olmadı. Ben kendime güveniyorum ve ben Bursa Karacabey'li olduğum için belli bir tarımsal network'üm de var. Yani çok bir İş bulamama gibi sıkıntım yok ama referanslarımı kullanmak istemiyorum. Ben kendi başıma, tek başıma bir yere gitmek istiyorum. Önce mezun olan arkadaşlarım şu an Türkiye'de ciddi yerlere geldiler. Aynı zamanda çok ilgili olmasına rağmen farklı işlerde de çalışan, beni şaşırtan arkadaşlarım var. Hatta çok çok eski mezun sınıf arkadaşımı aradığımda hani abi ne yapıyorsun, hani nerelerdesin şeklinde bir konuşma yaptığımda ben de iş bulamadım kardeşim diye bazen şaşırabiliyoruz. Kendi işini yapan arkadaşlarım var. Herkesin bir işi kaybetme korkusu var. Ve pozisyonlar daraldı. Böyle bir riskli durum var. Öncelikle eğitimle ilgili şunu söyleyeyim. Ziraat mühendisliği birçok fakültede ekstra bir şekilde açıldı.
ve kontenjan da arttı. Her yıl 5000 üzerinde ziraat mühendisliği mezun oluyor. Bu da ziraat mühendisliği enflasyonu yaratıyor. Yani bu şöyle bir şey oluyor. Senden çok var. İlk iş başvurularında biraz tecrübesizdim. Yani mülakat tekniklerini bilmiyordum. İşte işi nasıl alacağımı bilmiyordum. Bayide nasıl konuşulacağını bilmiyordum. Ya da kılık kıyafet. Biraz da tecrübesizdim yani. Bayi tecrübem yok ya da o sektöre yönelik bir tecrübem yoktu. Evet, üniversite hocalarımız gayet bu konuda destek oluyorlar. Gerekli referansları sağlıyorlar. Genel olarak ben ziraat mühendisliği bilgime güveniyorum ama şöyle bir şey. Ziraat mühendisliği çok geniş, kapsamlı bir bölüm. Hiçbir ziraat mühendisliği ben her şeyi biliyorum diyemez. Belli alanlarda bilgi, uzmanlık alanında kendimi yeterli buluyorum. Hocalarım alanın en iyileriydi. O yüzden tohum ıslahı ve tohum teknolojileri olsun, meyvecilik olsun, sebzecilik olsun alanında en iyi hocalardan ders aldım diyebilirim. O yüzden kendimi bir şekilde önde hissediyorum yani. Onun dışında satış pazarlamada farklı sektörlerde elde ettiğim tecrübeler olsun, iletişim tekniklerim olsun. Bu konuda iyi bir yerde hissediyorum. Eğer fırsat verirse gayet başarılı olabileceğime inanıyorum. Biz meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, mantarcılık, örtü altı, sera, yetiştiriciliği ve bunun sorunlarla ilgili teknik alanlarda çalışabiliyoruz. Mesela İşkur'a ilan verilmiş bir peyzaj firması ziraat mühendisi arıyor. İşkur'dan başvurduk, mail attık. Ondan sonra yakın olduğu için dedik bir gidelim, kendimizi gösterelim, bir bakalım. Önce tabii ki girdik içeri. Dedik ki iş görüşmesi için geldik. Bir surat. Hani bahçe bitkilerine yakışmayan bir şey. Hani peyzaj, çiçekle, böcekle uğraşıyorsun yani. Biraz pozitif olman gerekiyor. Beni mülakata alan çocuk benim bölümden mezun değil. Bana yaptığı hareket şu, ne öğrendiniz? Böyle bir soruya karşılık hiçbir şey öğrenmedim dedim. Siz hangi bölümdensiniz mezunsuz dedim. Kendi bölümünü söylemiyor. Sonra yaptığım muamele şuydu. Asgari ücret veririm. İlkokul mezunu gibi davranırım. Böyle deyince hiçbir şey demedim. Tamam dedim. Zaten alacak yani. Başka çünkü eleman şeyi yok. Yani sürekli bir eleman sirkülasyonu var. Yani ne dese de gireceğiz. Ama tabii reddettim. Yani böyle bir muameleyi görünce bir şey diyemiyoruz. Ya da mesela başka bir iş görüşmesine gittiğimde ya işte yapamazsın, edemezsin. Ziraat mühendisi o kadar yüksek maaş alamaz. Ya sen ziraat mühendisisin, şirket kurmuşsun. Hani sen alıyorsun, kazandığın ciro belli, para belli. Kazanabilir yani. Tam olarak şimdi mağlubiyet olarak görmüyorum yani. Çünkü ben zaten çalışıyorum. Aktifte bir işim var ve cidden de iyi bir maaş alıyorum yani profesyonel olduğum için. Öfkeli bir insan değilim, sakin bir insanım ama gerçekten bazen işverenlerin tavırları beni sinirlendiriyor. Genel olarak bir öfkem, kızgınlığım var ama yapacak bir şey yok. Hani mücadeleye devam. Tüm bu olumsuzluklara rağmen gerçekten bahçe bitkileri bölümü erkeniz geliştirirsiniz ve zamanında bitirirsiniz ve atik, gözü açık olursanız, güzel yerlere staj yaparsanız gerçekten mükemmel, şahane iş fırsatları var. Hem Türkiye içerisinde hem yurt dışında. Sadece bu işi yapmak istemeniz gerekiyor. Biyoloji, kimya, bitki bilimi konusunda ilgili olmanız gerekiyor. Eğer bunları başarabilirseniz ve mücadeleyi bırakmazsanız gerçekten güzel iş fırsatları var. Çözümsüzlük içerisinde bir tarım sektörü var. Ben üniversite okuyordum. Mezun oldum ama karşılaştığım sahne işsizlik. Ciddi anlamda bir girdi maliyetinin artması, kooperatifleşmenin olmaması, pazar sıkıntıları, satış pazarlama. Bunlar benim çözebileceğim şeyler değil. Şu an ben enkaz aldım diyebilirim.